Gözlükle değil mi? Tabii. Paparazzi takip ediyor gibi mi? No. It's nice. It looks nice. Ha, ışık etsin. Bayağı film çekiyoruz sanki. Ama çok keyifli. Çok seviyorum. Okay. Nasıl? Yönetmenimiz Nadir Bekar. Styling'de Ceyda Balaban. Zaten konserlerde de kendisi birlikte çalışıyoruz. Çok ahenk içinde, bir uyum içinde bir ekiple çalıştık. Herkes çok yaratıcı, çok pozitif. Ben zaten hep öyle ortamlarda çalışmayı da seviyorum. Benim de verdiğim enerji olduğu için aynısı bana geri geliyor. Çok zorlu bir çalışma oldu bizim için. Çünkü Tarkan'ın, yani bir megastarın bir gününü anlatan bir şeydi. Ve onun her saniyesine değişik bir kıyafetle değişik bir his verelim istedik. Dolayısıyla evden çıktığı günü, stüdyoya girdiği günü vesairesi, hepsi ayrı ayrı kıyafetlerle olduğu için ayrıca çok ciddi bir ekip çalışması gerektirdi. Benle beraber 6 kişilik bir ekibim daha var. Onlar da çok ciddi çalışıyorlar. Modellerin kostümleri, diğer şeylerle vesaireyle. Ama biz çok eğleniyoruz. Megastarımız çok yakışıklı olduğu için her şeyi de çok güzel taşıyor. O yüzden çok mutluyuz. Evet, kendini içeri girerken çok fazla bu tarafa atma. Hatta indikten sonra hafif açabilirsin. Evet, aynen. Hazır mıyız? Hazırım. Müzik. Kapat. Camera. Hadi bir daha. Yaptım bir daha. Camera. Akıyor. Music. Geçmişin kalmasın, yıkadı günahları ondan. Benim masumiyetim cennetten. Sizin hocam, senden bir senkron isteyeceğim. Kamerayı bir böyle alsanız da Tarkan'a da limit verelim. Benim böyle. Gene gözlükle peki. Yes. Gene gözlük. Tarkan ne kadar yüklü. Elimlerin dışında ben de oluyorum. Let me show you this. Look at that. Yani sağ kapağını açsanız da. Ay, gökyüzü falan. Oh yeah. Süper. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hiç dinliyorum. Merhabalar, ben Ayşe Gülenen, D Yapım Reklam Departmanı'ndan. Bu bizim ilk klibimiz. Tarkan'ın Öp adlı şarkısını yapıyoruz klibimizi. 1,5-2 aylık bir geçmişimiz var. Peki daha fazla. Çok uzun süredir toplantılarını yaptık, storyboardlarını çıkardık. Kas çalışmamız bayağı bir uzun sürdü. Very nice. One more. Sure. That was very nice. Vallahi çok güzel. Bir göstersenize ya, bir gaza geleyim. Süper. Şu tarafta daha hoş görünüyor sonra. Evet evet. Oralarda kalsanız. Ben çok oraya gelmeyeyim o zaman. Evet. Ne tarafa? Yok, sen geri gel oraya. Biz o tarafta kalırız. Şu açısı ama güzel sahne. Tabii tabii, sen geri gel öyle Tarkan. Ama Şaryo orada kalsın o durumlarda. Çok. Ha, çok yakın geldiğinde galiba gölgede kalıyor. Yüzüm çok yaklaşmayayım ya. Yok, bence yaklaşabilirsin. O yürümeler falan güzel. Esma, bak bu yürüme hareketleri evet, çok yapıyor. Evet. Çekim formatı olarak RED kamera kullanıyoruz. 4K kayıt yapıyoruz. Kamera hareketi olarak da özellikle ağırlıklı olarak statikem daha çok kullanıyoruz. Bu üçüncü statikem operatörümüz. Hepsini bir şekilde sakatladık. Devamlı değişiyor operatörlerimiz. Nadir'in istediği devamlı bir vibe efektimiz var. Bir yerden girip işte başka mekana taşıma, başka zamana taşıma. Klibin genel konsepti de bunun üstüne kurulu. Camera. Music. Okay.
85. Ve gerçekten Nadir'le çalışmak çok çok keyifli. Çünkü hani kompleksiz bir adam her şey bir yana. Her şeyi söyleyebiliyorum, paylaşabiliyoruz, tartışıyoruz. Yani özellikle kıyafetlerle ilgili çok tartıştık. Ekose sevmiyor arkadaş. Yok, muhteşem bir çalışmaydı. Tarkan da olağanüstü bir emek verdi. Olağanüstü bir çaba sarf etti ve muhteşem bir performans verdi. Arkadaşlar. Evet, yani profesyonelce bir atmosferde çalıştık değil mi? Yani herkes çok profesyonelce işini yaptı. Çok güzel. Yapıyor ve çok keyifli yani. Hayatımın bir gününü, hani her gün tabii böyle değil, yoksa yaşayamam böyle, ama çok yoğun bir günümün hikayesi değil mi? Sabah uyanıyorum, işte stüdyoya gidiyorum, kayıt, oradan nereye gidiyoruz, başka ne yapıyoruz? Sabah uyanıyorsun, işe gidiyorsun. İşe gidiyorum, ofisime çıkıp, gidiyorum, bir takım evrakları imzalıyorum, moda çekimi. Çıkıyorum. Moda çekimi, dergi çekimi, neyse, oradan stüdyoya gidiyorum. Stüdyo gidiyorum. Başka ne yaptık ya, başka ondan nereye gittik? Ondan sonra bir televizyon programına katılıyorsun. Televizyon stüdyonun çıkışına karşılıyor Tarkan'ı. Birlikte arabayı biniyorlar ve gece eğilimleri çıkıyorlar. Oo, evet, evet. Gece kulübüne gidiyoruz. Ve Tarkan'ın şimdiye kadar hiç görmediğiniz şekilde bu gece kulübe eğilicisini de göreceksiniz. Oo, evet, evet, evet. Güzel bir sürprizimiz var size. Her bölümde farklı stilde, çok da ipucu her vermek ortamda, istemiyorum ama. Her ortamda farklı kıyafetler, her ortamda farklı insanlar ve her ortamda farklı bir Tarkan görüyor olacaksınız. Ve ayrıyeten olağanüstü birbirinden güzel kızlar göreceksiniz. Evet, evet. En çok önemlisi. Kas da acayip. 200 yakın kastımız yakın var. Kastımız var. Oradan çıkıp çapraz mı gelsin yoksa şöyle mi gelsin dönsün? İsmail şey yapıyor. Yani. Tamam. İçeriden alması değil mi İsmail? Evet. Şuradan gidelim. Emre! 100'e! Kamerayı doğru yürüyorsun. Rolling. Music. Ya uzun zamandır hani klipte yok benim. Bu albüm çıktı ve klipsiz kaldı aslında bir iki aydır. O yüzden çok heyecanlıyım inşallah. Seyirciler, dinleyenler bu şarkıların kliplerini severler yani. Power Türk. Bendekim ay.
yanına yakıştım. Dünümle bugünüm, can ciğer kusarması. Geç oldu, temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim. Cennetten gelen bir melekti sanki. Yıkadı günahlarımdan benim masumiyetim. Cennetten gelen bir melekti sanki. Ben o şelale saçlara, o ay o hilal kaşlara. Kim aynada bakıştım, bu yeni ben, ben miyim? Kendimle tanıştım, dünümle bugünüm. Can ciğer kuzu sarması. Geç oldu, temiz oldu, geçmişimin karması. Yıkadı günahlarımdan benim ağrım.